Kaçma gel. Çın 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 çın. Sen ayağa mı kalkıyorsun? Sen ayağa mı kalkıyorsun? Gel gel gel. Bu köpeği de 1,5 ay önce İzmit merkezde bulduk. Trafik kazalı 1,5 ay. Umudumuzu diğer köpeklerde kaybetmediğimiz gibi bunda da kaybetmedik. Ve 1,5 ay sonunda gördüğünüz gibi yürümeye başladı. Hatta heyecanlandığı zaman yavaş yavaş koşmaya da başladı. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Ve tedavisini Ankara'da yaptırdık 1,5 ay boyunca. Burada MR olmadığı için Kocaeli'nde Ankara'ya gitmek zorundaydı. Yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanları ile ilgileniyorum. Engelli, hasta, insana ihtiyacı olan, ihtiyaç duyan köpeklere, kedilere bakıyorum. Şu an 13 tane engelli köpeğim var. 10 yıldır yüzlerce geldi geçti. Tedavi ettirdiklerim, sahiplendirdiklerim. Yani yüzlercesi. Kendi imkanlarımla, genelini kendi imkanlarımla çıkmaz hale geldiği zaman sosyal medyadan destek istiyorum. Gönüllü hayvanseverlerden bu şekilde ilerliyorum. Yüz binlerce gitti. Veterinerde şu an 4-5 yıldır mesela 250 bin lira harcamışım kayıtlarda bulunan. Bu köpeği de 1,5 ay önce İzmit merkezde bulduk. Yürüyemiyordu, çok zayıftı. Bir baktık ağrı duyuyordu. Veterinere götürdük hemen. Burada MR olmadığı için, Kocaeli bölgesinde MR olmadığı için Ankara'ya da İstanbul çaremizdi. Ankara'ya götürdüm. Ankara'da omurunda zede olduğu gözüktü. 1,5 ay sonunda fizik tedaviyle, ilaçlarla şu an gördüğünüz gibi ayağa kalktı. Bunun gibi 4 tane burada var. Felçten kurtulan. Hepsine milyarlarca para harcandı ama hepsi şu an ölümle yüzleşmedi. Şu an hepsi yürüyor, koşuyor. Evet, araba vurmuş, araba çarpıp gitmiş. Çünkü hani o şekilde omuru başka türlü zedelenemezdi. Burada MR olmadığı için röntgenlerle yürüyemezlendi iki veteriner. O şekilde ama MR'la çaresi olabileceği söylendi. Ankara'ya gitti. Ankara'da MR çekildi ve çaresi bulundu. Buna 1,5 ayda yaklaşık yol parasıyla birlikte 23 bin lira masraf ettim. 20 bin lirası ödendi. Nakilde 2 gün önce hallettim. Çare biziz aslında. Çaresiz hayvanlar değil. Onların çaresi biz olmalıyız. İnsanlara tavsiyem araçlarıyla köpeklere, kedilere ya da başka bir yabani hayvanlara çarptıklarında orada beklesinler, gitmesinler, orada bırakmasınlar. Yani çare olabilirler. Hemen belediyeyi arayarak ya da bildiği gönüllü insanlar varsa onları arayarak hemen veterinere ulaştırabilirler. Oracıkta ölmelerine müsaade etmesinler. Çok kolay aslında. Hani bir telefon kadar yakın. Masraf etmekten kaçınmasınlar. O da bir can. Biz nasıl cansak onların da canı var. Onların da yavruları, çocukları var. Çünkü bu yaşta İşte.